için bir şey yap ve değişime başla. Bunun için ilk gereken cesaret etmek. Zorluklarla savaşacaksın. Sağlık gibi. Her zaman dik dur. İlişkilerinde hata yapmaktan korkma. Ve unutma, bolluk ve bereket düşündüğünden daha yakın. 4 sınav. Tüm seçkin kitapçılar ve internet mağazalarında. Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes. Ve yavaşça nefes. Herkes affet. Derin bir nefes al. Kendimi affettim. Merhaba, ben Bülent Gardiyanoğlu. 10 yıldan fazladır sizlerle bilgilerimi elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Instagram hesabımızda, Facebook hesabımızda, Twitter hesabımızda, nefes21.com web sitemizde, akıllı cep telefonlarımızda, 7 adet kitabımızda, CD'lerimizde, atölye çalışmalarımızda, seminerlerimizde milyonlarca insana ulaşabildik. Şimdi YouTube kanalımıza vakit ayırma vaktinin geldiğine inanıyorum. Bundan böyle canlı yayınlarımızı, bilgi paylaşımlarımızı diğer mecralarla birlikte YouTube'dan da devam edeceğim. YouTube'la ilgili yapmanız gereken sayfamıza abone olun. Lütfen videoların altına yorumlarınızı bizlerle birlikte paylaşın. Ve beğendiğiniz video varsa arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Evet canlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz ve niyet ediyorum bilgilerimizi burada sizlerle paylaşmaya devam edelim. Peki YouTube kanalımızda neler var? Kişisel gelişim. Biri de bize dünyada bir şey gösteriliyor. Yani sihirbazın sahnede sergilediği bir sahne var. Acaba sihirbazın orada oyununu bize gösterirken arkadan ne çevirmeye çalışıyorlar? Bunlar da elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tekrar söylüyorum, kanalımıza lütfen abone olun, videoların altına yorumlarınızı yazın. Beğendiyseniz beğendi yapın lütfen videomuzu. Ve size gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum, hoş geldiniz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes. Ve yavaşça nefes. Affettim. Merhabalar sevgili izleyiciler. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel'dan sevgilerle. Mukaddes baş dili hayatın akışında birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var bugün. Evrenin İlahi Dili kitabının yazarı, Kadın Olmayı Hatırlamak, İki Tam Bir Tek, Her Şey Hakikati Görmekle Başlar ve Mucize Şifa kitaplarının yazarı, canım arkadaşım, sevgili dostum, eğitimci yazar Bülent Gardiyanoğlu bizlerle. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk. Sizinle bugün ikinci programımızı yapıyoruz ve inşallah niyet ediyorum ki yüzlerce programı birlikte yapalım. İnşallah. Ayaklarınızın tozuyla geldiniz, hoş geldiniz. Kısaca hemen bir dakika, her zaman olduğu gibi Bülent Gardiyanoğlu kimdir? Sizi bilmeyen, tanımayan yok ama bir dakikayla biz sizi alabilir miyiz? Şimdi şöyle... Geçen sene eşimle konuşurken eşim bana şöyle söyledi. Herkes kendini şöyle tanımlamaya çalıştı. Burada okudu, burada doğdu, bu işi yapıyor. Bu sen değilsin dedi bana. Sen kimsin dedi bana. Durdum, kenara çekildim. Eşim bu soruyu sorduktan sonra oturdum, ben kimim? Evet. Geçmişte çok arızalı, şimdi daha az arızalı biriyim. Ve aradaki o
azalan arıza insanlara anlatmaya çalışıyorum. Geçen programda da bahsetmiştim bundan. Hı-hı. Yani şuna girmeyeceğim. Burada okudum, bunun master'ını yaptım, bunun uzmanıyım. Burada aya çıktım, burada işte yerin altına toprağı, maden aradık. Yok. Sadece ben Allah'ın garip bir kuluyum ve kendi iç dünyamdaki arızalarımı elimden geldiğince insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Zaten kendini bilmeyi ve kendin olmayı öğreten nadir insanlardan birisiniz sevgili hocam. Teşekkür ederim. Peki şimdi Hayatın Akışı programını ben sizden esinlenerek koydum. Çünkü akışta kalmayı ve dengede kalmayı her dakikada bana hatırlatırsınız. Hala hatırlatmaya devam bütüne edersiniz. Bütüne şifa olsun. İnşallah bütüne şifa olsun ama güzel bir isim Hayatın Akışı gerçekten. Minnettarım. Birçok yazımda da mutlaka sizden esinleniyorum. Evet. Sizinle ilgili birçok şey yazıyorum. Fıkralarınız, anlattıklarınız, bize öğrettikleriniz. Belki görüyorsunuz, belki takip edemiyorsunuz. Lütfen hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sizin adınızı vererek çok bahsediyorum. Çok esinlendiğim, bir numaralı esinlendiğim insansınız çünkü. Peki akıştayken iş hayatında akışa nasıl güvenmeliyiz? İş hayatında akışta nasıl olabiliriz? Bu şekilde başlayalım. Bugün değişik bir şey olsun. Evet, şöyle söyleyeyim. Kendimle ilgili söylemek istiyorum. Daha önce birçok şirkette maaşlı çalıştım. Birçok mevkide de çalıştım şirketlerde. Marmara Güzel Sanatlar Enstitüsü tasarımını tamamladığım zaman benim en büyük hayalim tasarımcı olmaktı. Endüstriyel tasarımcı. Çünkü çocukluğumdan beri hep bir mucitlik vardı bende. Yani bir şeyi tasarlamak, üretmek vardı. Tasarlama kısmında çok iyiydim. Üretim, sunum, karşıdakini ikna etme kısmında 10 üstünden sıfırdım. Yani ikna edemezdim. Üretirdim. Muhteşem bir bardak. Ama bu bardak hep masa altındaydı. Utanırdım veya çekinirdim veya korkardım. Masanın üstünde diğer insanlara bunu onaylatmaya. Şimdi nerede takılı kaldığımı buldum. İnsanlarla olan ilişkilerimde takılı kaldım. İş hayatımda üretiyorum. İlişkilerde takılı kaldığım için anlatamıyorum, sunamıyorum, genişletemiyorum projemi. Çünkü sen bir kişisin ve bu dünya 7,5-8 milyar insan var. Ötekilerine bunu anlatman gerek. Nasıl anlatacağım? Anlatamıyorum arkadaş. Çünkü utanıyorum, çekiniyorum. Özgüven eksikliği var ve içimde korkular var. Geçen programda da biraz bahsetmiştik. Nedir bu korkular? Kaybetme korkusu. Bunu sunarsam arkadaşlarım benimle alay edebilir, onları kaybedebilirim. Dışlanma korkusu. Bunu sunarsam benimle ya ne saçmaladı bu? Dışlayabilirler beni. Reddedebilirler. Benden belki daha akıllı görüyorum onları ve korkuyorum fikrimi sunmaya ve geri çekiliyorum. Şimdi o kadar korku var ki içimizde. Bunları her şey hakikati görmekle başla kitabında çok detaylı bir şekilde anlattım. Hatta workshoplarınız var. 2 gün sürüyor sadece korkularla ilgili workshop. 2 günlük, 1 günlük, 2 günlük atölye çalışmalarımız, evet, workshoplarımız var. Mutlaka da gelmek lazım. Dünyanın dört bir tarafında yapıyoruz onları, çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama öncelikle internet sayfamızdaki bilgilere bakmaları gerekiyor kişilerin. Onu tavsiye ediyorum, oraya bir bakın. Ama burada şunu söylemek istiyorum. İş hayatındaki akışı. Bizde akıştan çok kontrolcülük var. Çünkü biz iş yerinde özgüvenimiz eksik olduğu için bu koltuğa sıkı sıkı tutunuyoruz. Benden daha iyi biri gelirse oraya beni koltuğumdan edecekler. Evet. Benden daha iyi biri gelirse buraya işimden olacağım. Başaramayacağım. O zaman benden daha iyileri buradan yok etmem lazım. Birçok şirketlerde başarısız, üretmeyen insanlar köşe başlarını yakalamış durumda. Ve o şirketin içinde üreten insanları istemiyorlar. Çünkü çıta yükselecek. Patron kendi şirketlerindeki elemanlarla memnun. Ben kendi içimdeki arızaları gördüm. Ben özgüven eksikliği vardı bende. Anlatamıyordum insanlara bunları. Döndüm kendi içimdeki kişisel gelişimle ilgili eğitimler almaya başladım. Gittim profesyonel koçluk eğitimi aldım. Amacım işte bir yer açıp sertifikamı koyup birine seans yapmak değildi. Benim en büyük arızam benim. Ve eğitimi aldıktan sonra oturdum kenara geldim. Sertifikam hala daha çekmecede atılı duruyor. Eşim duruyor. Diyor ki bir sürü sertifikam var diyor. Dünyanın dört bir tarafından bir sürü sertifikam var. Niye asmıyorsun duvara? Sertifikaları ben duvara asmak için almadım ki. Ben o eğitime katıldım. Sertifika için de katılmadım. Sonunda sertifika verdiler. Geldim zarfta çekmeceye attım. Eğitimi ben kendim için aldım. Ve eğitimi ben
eşimle daha iyi diyalog kurabilmek için aldım eğitimlerimi ben. İş yerindeki arkadaşlarımla daha iyi diyalog kurabilmek için aldım. Neden? Eskiden alıngandım, kırılgandım, içime atardım, kırılırdım ama hiç kırıldığımı belli etmezdim. Yüzüm gülerdi, bir maskeyle yaşardım eskiden. Ve burada bir proje var, projemi sunamazdım, işimi yapamazdım ve kıvranırdım, hasta olurdum. Susmaktan boğazım şişerdi, bademciklerim şişerdi. Habire antibiyotik iç, habire doktora git. En sonunda kendimi perişan ettim. Ve bağırsak floranı bu sefer perişan ediyorsun. Arkadaş, senin iki kelime söyleyemenle bağırsak florana nereden geldin? Daha nerelere gidecek bu? Karnın gaz yapıyor, hastalanıyorsun, dizlerin ağrıyor, omuzların ağrıyor. Bunlar da mucize şifa kitabında. Düşüncelerimizle kendimizi nasıl hasta ediyoruz? Orada anlatmaya çalıştım. Ve nasıl iyileştirebiliriz? Tabii modern tıp her zaman şart, onu söyleyeyim. Ve çok enteresandır Mukaddes Hanım. Yani ben hayatımda birçok yerde çalıştım, birçok iş yaptım ve kesinlikle şu an şunu söyleyebilirim. Benim tek engelim bendim. Bendim. Başka bir şey değil. İlişkilerimde olsun, iş hayatımda olsun, dostluk ilişkilerimde olsun, aile, bendim problem. Ve benim düşüncelerimin yansımaları insanlardan bana geri döndü. Bir şirkette bir çalışanı yargıladığım zaman onun da aynı şiddette beni yargıladığını fark ettim. Nasıl yargılardım ben? Mükemmelliyetçiydim. Kim mükemmelliyetçidir? Hata yapma korkusu olan. İşte eğitimlerimi aldıktan sonra ben hata yapma korkumun farkına vardım. Hata yapmaktan korktuğum için mükemmel. Arkadaşlar, ben mükemmel yaptım, işimi ne var? Şimdi bir ortamda mükemmelliyetçi böyle dik gezen bir horoz varsa anlayın ki derinlerinde bir yerde hata yapma korkusu var. Bir şeyi gizliyor. Kim böyle babayiğit gibi güçlü geziyorsa derinlerde bir yerde güçsüzlük korkusu var. Bir şey örtüyorsun. Dışındaki vitrinle içerideki bir şeyi örtüyorsun. Ben ona şey derim. Eşeğe istediğin kadar seme vur, eşek gene eşek, aynı eşek yani. Bende de o şekilde. Maskemi gördüm. Bak. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Oynat parmağını şöyle. Parmağından kendine mi bakıyorsun, kendinden parmağına mı bakıyorsun? Aa, çok ilginç. Neredesin? Parmağın dışında. Sen evet. Parmak değilsin. Parmak. Parmak dışında. Kullandığım bir şey. Evet. Bardağı tuttum. Evet. Biraz da parmak kahve içtim. Dışındayım. Parmağın dışındayım. Ayağımın dışındayım. Evet. Ben boynumun yukarısındayım. Evet. Boynumdan aşağısı bana ait değil. Gözlerimin arkasında küçücük bir adam var. Küçük bir zavallıcık var. Egosuyla, nefsiyle yaşayan. Küçük bir zavallı var. Bu gözün arkasından korkarak bakıyor insanlara. Korku içinde bakıyor. Ruhun taşmamış dışarıya. Bu bedenin dışına taşabilmen için önce bu beden olmadığını anlaman lazım. Beden bize Allah'ın bir emaneti. Ama biz bu bedeni iş hayatında, özel hayatta perişan ettik. Aşık olduk, günlerce ağladık, yemekten kesildik. E bedeninin günahı ne? Kolunun günahı ne? O mu aşık oldu? Karaciğerin mi aşık oldu? Onun günahı ne? Sigara yakıyorsun, akciğerinin günahı ne? Bunalımda, kafanda bunalımdasın. E ben keyif için içiyorum. E karaciğerin bundan keyif almıyor. Akciğerin hiç keyif almıyor bundan. Senin duyguların keyif alıyor. E çok yemek yiyorsun. Yemeğin %70'i fark ettim ki kendi duygularımı beslemek için yemek yiyorum. Neden? Babamdan takdir görmemişim. Annemden sevgi almışım. Babam beni sevmiş ama babam beni hayatında bir kere takdir etti. Üniversiteye kazandım da aferin benim oğluma dedi. 20 sene götürdü beni o. Şimdi burada anlatmak istediğim her eksik duygumuz bir şey oldu. E ne oldu bu sefer? Hırçınlaştım. İş hayatına saldırdım. Beslenemedim ailemden, işe saldırdım. Beslenemedim, güçlendim. 50 kişilik şirket yaptım, 500 kişilik şirket yaptım, holding kurdum, güçlendim, en iyi araba, helikopterimi aldım, uçağımı aldım, çok zenginim. Gece yatırken ağlıyorum üzüntüden. Eşimle diyalog kuramıyorum, ne kadar zavallıyım. Ama çok zenginim, elemanlarım titriyor karşımda, herkes titriyor, beni makamıma, mevkime, title'ıma bakıyorlar. Geceleyin bir emziğim eksik ağzımda üzüntüden, moralim bozuk. Yalnızım. Etrafımda arkadaşım yok, herkes benden korkuyor. Herkes benim makam mevkime bakıyor ya da başka bir şey. Ve en son dedim ki ne kadar yalnızım. Bu imparatorluğun içinde yalnızım. İşte biz bu noktada sıkışıp kalan iş adamları ve iş kadınlarıyla da özel çalışmalarımız var. Çünkü sorun ne biliyor musun? Adamın biri daldan düşmüş aşağı, omuzu çıkmış. Ehali bir tarafından kapmış,
Biri diyor oraya götürelim, biri buraya götürelim. Yerdeki garibim kıvranıyor diye ki bana daldan düşen birini getirin. Benim halimden o anlar. Biz o daldan düşen kişiyiz işte. Ve yapmaya çalıştığımız kendi tecrübelerimizi anlatıyoruz insanlara. Şimdi iki türlü maaş var Mukaddes Hanım. Birincisi şu. Çalışmak zorundayım. Eve ekmek götürmek zorundayım. Ona bakmak zorundayım. Çok kötüyüm, borcum var, o var, bu var. Çalışıyorum, korkarak çalışıyorum. Beni elim ayağım titriyor, kimseye karışmayayım, bulaşmayayım. Her şeyin altından korku çıkıyor. Korku çıkıyor. Zaten her şeyin altında korku var. Endişe var, beklenti var, bağımlılıklar var. Ve aybaşı bana maaşımı veriyorlar. O maaş o kişinin uyuşturucusudur. Bakın çok tehlikeli bir şey. O maaş için kendi varlığından pas geçip o para için yaşıyor sadece. Mecbur yaşamaya. Çünkü oraya giden bir düzenek kurmuş hayatında. Cesur olmadığı için de kıramıyor. Bir de iş var. İşimi seviyorum, tasarlıyorum, üretiyorum, keyfim yerinde, herkesle diyaloğum yerinde. Kahve içerken alınmadan konuşuyorum. Şimdi Allah Allah. Bir soru işareti. Kahve içerken arkadaşının bir lafı sana geldiğinde içinde suçlanma korkun varsa sen başlıyorsun yazmaya. Ne demek istedi şimdi bu? Acaba bunun altında ne var şimdi? Acaba beni mi beğenmedi? Ya da diyelim ki sizin suçlanma korkunuz olsun. Ben saçınıza veya küpenize bir an bir bakayım. Dalıp bakayım şöyle. Sizde korku varsa içinizde. Heh, tamam. Bülent Bey küpeyi beğenmedi. Zaten sabahleyin ikilemdeydim. Öteki küpeyi mi giyeyim, bunu mu giyeyim? Saçımı açık mı yapayım, topuz mu yapayım? Ya arkadaş, gözüm senin küpene daldı ama ben başka bir şey düşünüyorum. Sende bile değilim o saat ama senin yazılım yazıyor da yazıyor. Yazıyor da yazıyor. İşte bu da vesvese. Vesvese. Bizim bu dünyadaki sınavımızda, Allah'a olan yolculuğumuzda, köşe başında bizi dakika başı gol atmaya çalışan arkadaştır bu vesvese. Ben bu dünyaya üretmek için geldim. Ne diyor Kur'an'da? Dünyada size imkanlar verdik diyor. Ne yapacağınızı görelim. Ne yaptık biz? Dolmaları ince sarıyorum. Saçımı süpürge ettim herkes için. İşte bol bol karbonhidratlı börekler, çörekler yiyorum, poğaçalar yiyorum. Şiştim şiştim davul oldum. Emanet verilen bu kutsal bedenimi. Bak bu beden inanılmaz bir tasarım harikası. Sen kendin bir börek yapamıyorsun. Rabbin sana nasıl bir muhteşem dizayn vermiş. Ve bu dizaynın canına okuyoruz biz. Yanlış gıdalar, yanlış beslenmeler, yoğun iş hayatı. Sonra da elimi açıp Allah'ım bana ne olur yardım et. Allah'tan istediysen bedenine veriyor musun önce? Sözünüzü hiç kesmek istemiyorum ama yani bayılıyorum çünkü o hepsini anlatın istiyorum bir çırpıda. Şey dediniz ya hani fedakarlığın da bir biraz önce aklıma geldi. Fedakarlığı hep söylersiniz siz. Burada bir de izleyicilerimize söyleyelim mi fedakarlık? Evet, fedakarlık cümlesini bir açalım. Hani saçımı süpürge ettim dediğinizde evet, aklıma evet geldi bir anda. Fedakarlığı şöyle açalım. Yazın bir kağıda feda yazın artı yanına da kar yazın. Şimdi değersizlik duygum varsa içimde, Resulüm, değersizlik duygum varsa, sevilmeme korkum varsa, annemden babamdan, babamdan takdir, annemden sevgiyi alamadıysam, kendimi feda ederek ötekilerine sevgi dileniyorum, dilenciyim ben. İşte onlara en iyi yemeği vereyim ki beni teşekkür etsinler. En bütün deli gibi onlar için uğraşayım, beni takdir etsinler, beni pohpohlasınlar. Çünkü ben aynaya baktığımda gözüme bakamıyorum, gözlerimi kaçırıyorum. Ben 2 sene tıraş olurken aynada yüzüme bakamadım. Gözümü kaçırıyorum çünkü kendime çok öfkeliydim. Aynada bir bakın bakalım gözlerinize ne görüyorsunuz? Öfkeli, gergin, sinirli ya da yoksa egonuz devreye mi girdi? Bu dünyadaki en güzel benim diye. O zaman seni başka yerden sınayacaklar. Aslında iyi bir şey değil, değil mi fedakarlık? Yani kendini fedakarlığa geliyorum. Kar elde etmek. Fedakarlığa geliyorum. Bakın, fedakarlık kendini yok ederek başkalarını var etmektir. Ben şu kararı aldım hayatımda. Ben artık sevdiklerim için ölmekten vazgeçtim. Ben sevdiklerim için onlarla birlikte yaşamayı seçiyorum. Süper. Ama nasıl yaşamayı seçiyorum? Mesela yıllar önce bir kamp yaptık. Bizim dünyanın dört bir tarafından kamplarımıza insanlar geliyor. Yorulduğum için kamplara ara verdim, mola verdim kamplara. Çocuklar biraz büyüsün, tekrar kamplara ailecek başlayacağız. Ama ileriki bir tarihli, böyle bir niyetimiz var. İnşallah. Şimdi anneme dedim ki, ben bu farkındalığı annemden öğrendim. Bana bunu çocukken anlattığında bu farkındalığı, ben anneme gülerdim, deli olduğunu düşünürdüm.
35'ten sonra fark ettim annemin farkındalığının bir Mevlana, bir Şems gibi olduğunu. Şimdi bir şey olmadan önce ona soruyorum. Ve kişi de bana diyor ki 10 bin seans yaptın, yeni seans yapıyor musun? Ben bıraktım seansı, anneme gidin. Usta orada, ona sorun diyorum. Şimdi buradaki söylemek istediğim konu şu. Anneme dedim ki anne, bak kamp yapıyoruz. Dünyanın dört bir tarafından insanlar akın akın kampa geliyorlar ve kampa depresyonda geliyorlar, bunalımda geliyorlar. Çıkarken yepyiz yeniler kamptan. Sen de gel, bir şeyler öğrenirsin kamptan. Annemin verdiği cevap şu, ben zaten bunları biliyorum. Şimdi annemi kampa getirtemedim. O da babam rahmetlik oldu diye hep eve kapandı. 3 gün dedim ki Allah'ım bana yardım et. Yani anneme ulaşmak istiyorum. Yani birine ulaşmak için Allah'tan yardım dileyin. İletişim, komünikasyon için. Niyet edin, yardım geliyor. 3 gün sonra bir an böyle içime bir şey aktı geldi ve annemle konuşma yaptım. Anne dedim nasılsın? İyiyim oğlum dedi. İdare ediyoruz dedi bana. Anne dedim dünyanın dört bir tarafına insanlar geliyor bu kampa. Kamp çok yoğun. Bana yardım etmeye gelir misin dedim anneme. Bak birincisinde ne dedim? Gel al. Ne al? Ötekilerin bilgilerinden nasiplen. Gerek yok dedi. Gel ver dedim. Ne verecek? Hizmet verecek. Annem böyle yaptı. 1 saat sonra valizimle hazırım dedi bana. Şimdi bunlar eski toprak insanlar. Eski toprak insanlar vererek mutlu oluyorlar. Eski insanlar ver kapıları açık. Anneme bir gün kızdım. Anne dedim ne olur dedim ya. Biz tamam hepimiz evlendik, evden çıktık. Babam rahmetlik, sen yalnız yaşıyorsun. 19 litrelik su damacanası var. Ara beni. Hepimiz de 5 dakika mesafedeyiz. Yani yakınız yani. 3 tane erkek evladım var. Ara birimizi. Gelelim şu damacanayı biz koyalım. Sen 70 yaşına geldin. Senin neyine bunu koymak? Oğlum işte yük olmayayım size. Çekiniyor. Farkındalık Mevlana gibi bir kadın. Ama zahmet, zahmet verme konusunda eski topraklar ya çekinirler bir şey istemiyor. Acısından ölürler gene söylemez zorunlar. İşte bunun değişmesi için uğraşıyorum ben de. Annem çözdü problemi. Su filtre makinesi aldı. Gene bizi çağırmadı. Yani onu gitti damijanayı, bıraktı damijana işini. Su filtre makinesi aldı. Gene bizi yardıma çağırmadı. Bir gün en son kızdım kendisine. İlk defa sesimi yükselttim. Bana bak dedim ya, bana bak. Sen benden yardım isteyemezsen, sen evladından yardım isteyemezsen, ben çocuğumdan nasıl yardım isteyeceğim? Ben sana benzeyeceğim ve sana dönüşüyorum dedim. Senin gibi olacağım. Ne olur ağzını aç, bizden bir şey iste. Biz de senin için bir şey yapalım. Ve bizim için endişe etmekten vazgeç dedim. Burada en büyük problem analarımızın, babalarımızın bize olan endişesi. Ve bu endişe konusunda annemle şöyle çözdük. Anne dedim ne olur benim için endişe etmekten vazgeç dedim. Çünkü çok yüksek bir enerjisi var. Çok çok önemli bir şey. Ve nereden korktuysan üç çocuğunun da başına korktukların geldi. Ben mi yaptım dedi. İşte enerjisi yüksek. Dedim sen yaptın demedim. Sadece süreç hızlanıyor. Sen dedim beni seviyor musun? Evladımsın sevmez miyim? Günde dedim beni en az 4 saat düşünüyor musun? Ne yapıyor bu Bülent? Ne yiyor? Ne içiyor? Yuvası nasıl? Düşünüyorum. Tamam düşünürken senaryoyu iyi kur kafanda. Senaryonda de ki Bülent'in eşiyle arası iyi, çocuklarla arası iyi, sağlığı yerinde, işleri yolunda. Şükürler olsun birlik içindeyiz hep birlikte. Senaryoya kendini de kat. Çünkü analarımız böyle. Onlar mutlu olsun da ben varsın mutlu olmayayım. Lütfen senaryoya kendini de kat. Sen de gir senaryoya sahnenin içine. Sen de mutlu ol sahnenin içinde. Şimdi annem dünyanın dört bir tarafında benimle birlikte geliyor. Keyfi yerinde şükürler olsun. Eşimi de götürüyorum. Bir sürü de hayranı var. Şu hayran kelimesini iptal ben edelim. Ben görüyorum ama çok güzel bir insan. Yani çok seviyoruz biz onu. Yani annem hayran demeyelim de bundan 30 sene önce de birçok insanın yuvasını kurtaran, insanları dinleyen, farkındalıklı bir insan. Seveni çok diyelim. Seveni çok. Yani çok daha iyi olur. Ama ondaki sevginin geri dönüşü ona. Evet. Çünkü okyanus gibi bir yüreği var. Babam da öyle. Rahmetlik. O okyanusu son vakitlerinde kanser hastası olduğunda, nur içinde olsun, son vakitlerinde açtı ve şunu söyleyeyim, babamla ilgili bir olay yaşadım. 40 yaşıma 3 ay kala gittim babamın mezarının yanına oturdum ve dedim ki böyle yaslandım. Mezarlıkta da kimse yok. Çünkü bir kabirle konuşursan ehali sana deli der. Ve dedim ki
Siz yayında buraya bip korsunuz, tamam. Baba dedim ya, bugüne kadar ne söylediysen hepsinde haklı çıktın ya dedim kendine. Ben senden özür dilemeye geldim. Yani gerçekten özür diliyorum. Çünkü ben anneme olan aşkımı, babamın da anneme olan aşkını paylaşamadım. Bir erkek anneyi paylaşamaz babasıyla. Çünkü annemle babam severek evlendiler. Çocuk yaşta evlendiler. Yani çocuk dediğim annem 18, babam 21 yaşındaydı. Bana göre çocuk yaştır bunlar. Yani şimdiki bakış açımda çocuk ama 18 yaşındaki birine sorsan kendisini böyle bir bilge zanneder. Ve özür dilerim senden dedim. Gece uykuma, rüyama geldi. Babam ışıklar içinde böyle baktı ve gitti. Dedim ben cevabımı aldım. Sesimi duyurdum. Allah'ım teşekkür ediyorum. Bu e-mailimi babama ulaştırdığın için diye görüntülü şey konferansı gitti. Onu da söyleyeyim. Yani bütün atalarımız, ölen atalarımız da benim inancım burnumuzun dibindeler. Şuradalar da biz kör olduğumuz için onları göremiyoruz. Onlar da bizi görüyorlar. Ve lütfen iş hayatında, özel hayatınızda bir kaybettiğiniz yakınınızın arkasından konuşmayın. Çünkü yarın buluştuğunuzda diyecekler ki bak sen böyle dediğini utanırsınız. Yani o yüzden gidenlere Allah razı olsun, atalarımıza da sonsuz teşekkürler. Atamızdan iş devraldıysak da muhakkak siz yeni kuşak olarak daha iyisini yapmışsınızdır, geliştirmişsinizdir. Atanıza her zaman, her sofraya, önünüze yemek geldiğinizde onun başlangıcı olan atanıza da bir hayır dua edin her zaman. Bereketiniz daha bol olur. Teşekkür ederim. Peki yani bir şey, iş konuşalım diye başladık. Uluslararası marka olma konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bir sürü şey söylediniz işle ilgili ama marka olamaz mıyız? Uluslararası marka olmak, tekrar söylüyorum, çok kolay. Markanın arkasında durmak önemli olan ve o gelen talepte karşılamak önemli olan. Daha önceki iş hayatımda endüstriyel tasarımcı olduğum için birçok marka oluşturduk ve biz bu markalara inandık, güvendik ve bu internet sayfaları olsun, ürünlerin Çin'de veya Türkiye'de fabrikalarda üretilip, teknoloji cihazıydı bunlar, üretilmesi olup bunların Türkiye'deki zincir markalarda, şeyde marketlerde, teknoloji marketlerinde satılması bir başlangıçtı bizim için ve yaptığımız her ürün önemli olan şudur Mukaddes Hanım, bir ürün yaptığınızda takdir edilmenin bir önemi yoktur, taklit edilmektir önemli olan. Sizi taklit etmeye başladılarsa o zaman bir şey yaptınız demektir, yoksa takdiri iyi ya da kötü herkes yapıyor. Şimdi uluslararası marka konusunda şirketinizi ve kendinizi ruhsal olarak şunu hazırlamanız lazım. Doğru inovasyon altyapınızı kuramazsanız, doğru kişileri seçemezseniz ve aile şirketi olarak kalırsanız, yani aman eşimi mutlu edeyim, kardeşimi onu mutlu edeyim, bunu mutlu edeyim, zaten dünya markasında olursunuz ama çok zorlanırsınız. Yani ben bir milli takım kuracaksam o milli takımın içine eşimi, dostumu, akrabam yerine en iyi sporcuları koyup sahaya çıkmayı tercih ederim. Milli takım böyle kurulur. Yani eşten dosttan kurulmaz. En iyi ekipten kurulur. Ve aile şirketlerinin en büyük problemi, uluslararası marka olmadaki sıkıntısı şu. Eşin iki dakikada işe karışır. Sen işte atıyorum dünyanın diğer ucuna mal satacaksın. Kardeşin iki dakikada karışır. Baban der o mal oraya gider mi? Aileni alıyorsun. Onlarla patron oluyorsunuz. Ve işinin başına genel müdür koyuyorsun. İşini başkası yönetecek. Sen sistemi takip edeceksin. Sistemi sen yönetmeyeceksin. Sen sistemin tamamını buradan takip edeceksin. Eğer sen içine girip kendin yapmaya başlarsan yerel çok iyi bir marka olursun. Uluslararası marka olma yolunda da çok yorulursun. Çok yolculuk yaparsın. Çok ora bura gidersin. Aileni ihmal edersin. Aileni ihmal etmeye başladığında evde arıza çıkmaya başlar. Evdeki arıza senin üretkenliğini etkilemeye başlar. Üretkenliğin belli bir süre sonra hani etkileyen arıza sağlığını bozmaya başlar. Neden? Çünkü buraya gitmen gereken bir hedef sürecin var. Buradasın. Kapıdan çıkarken eskiden eşin seni hayır duayla gönderiyordu. Şimdi söylenerek gönderiyor. Uçakta uykusuzsun. Kafan orada, çocuklar da işte. Bu burada, o orada, burada. Darmadağın oldun. O yüzden öyle bir konsept kuruyoruz ki biz, profesyonel dünya markası olan şirketlerle ailenle hafta sonu vakit geçiriyorsun.
eşinle çocuklarınla vakit geçiriyorsun ama bu vakitte 4 dakikada bir telefon, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta değil. Eve geldiğinde, biz eve girdiğimizde eşimle benim telefonlarımız kenardadır. Evet. Bakın kenardadır. 5'ten sonra evet. Telefonlar kenarda. Şu disiplini oturtamazsan işkolik olursun. İşkolik olduğunda sağlığın en zirveye geldiği noktada sağlık sınavın başlar bu sefer. Başka yerden patlarsın ya da ilişkiler sınavın başlar. Şimdi dünya markası olmakta. Önemli olan şu. Ben Bülent olarak konuşayım size. Daha önce birçok markayı dünya markası yaptık. Sonra dedim ki sinirlendim bir gün. O insanlara harcayacağım vakti. Kendimi harcarsam bütün dünyaya ulaşabilirim. Ulusal bir kanala çıktık. Bizi milyonlarca kişi izledi. 20 dakikalık yayın bittikten sonra bizim telefonlar kilitlendi. Ben bir kişiyim, iki de arkadaşım var. 3 kişiyik. 3 kişiye 20 bin telefon geldi. İnternet sayfamız çöktü. Serverlarımız hazır değil. Altyapımız hazır değil. Direkt televizyonlardan çekildim geriye. Yani okyanusa bizim sandalı, hatta küçük lastik botla okyanusa çıktık. İlk dalgada biz geri döndük. Tam 5 yıl. Tam 5 yıl. İnanılmaz bir yatırımla bize gelen bütün bolluğu teknolojiye yatırdık. Bunu da nerede yaptım? Kıbrıs'ta iki tane iş adamı arkadaşım var. Bunlarla sohbete gittim de abilerimle. Yani sıfırdan başlamışlar. Abi dediğim benden yaşça büyük olduğu için abi diyorum ben onlara. Ya dedim nasıl kurdunuz bu iş yerini? Biz askere gittik diyor iki ortak. O zaman arkadaştık, kankaydık diyor, askere gittik. Askerlik bitmek üzere diyor. Cebimizde de çok az bir para var. Ve konuşuyoruz birbirimizle. Yani 3 ay sonra terhis olacağız. Ne yapacağız? Hadi demişler Türkiye'den Kıbrıs'a bezelye getirelim. Donmuş bezelye. Ama Kıbrıs'ta diyor o dönem bizim olduğumuz o askerde, o daha gariban halimizde bütün Türkiye'nin en büyük meşhur markalarını getiren toptancılar Kıbrıs'ta var. Hepsi zenginler, trilyonerler, bir ellerinden yağ birinden bal akıyor. Biz bundan arsana nasıl gireceğiz demişler. Dua etmişler Allah'a. İlk diyor cebimizdeki bütün parayla diyor babamın eski station arabasını aldık diyor. Külüstür 4 vitesli bir araba, yürümüyor bile yolda. Türkiye'den Kıbrıs'a donmuş bir palet bezelye getirdik diyor. Dağıttık diyor bunu marketlere. Parayı topladık diyor. 1,5 palet bezelye getirdik diyor. Sonra 2 palet getirdik. 5 sene boyunca diyor. Yaptığımız işten diyor. Sadece diyor evimizde çorba pişirdik diyor. Ne elbise aldık, ne tatile çıktık, ne de diyor biz özel tüketim yaptık. 5 sene bütün parayı yatırıma çevirdik. Şu an günde 10 tır getiriyorlar. Birçok markayı. Bak günde 10 tır getiriyorlar. Şimdi istediğin kadar sen niyetini koyduktan sonra ve o senin yaşam yolunda varsa ve doğru hareketi yaparsan aynı işi istedikleri kadar çok büyük şirketler olsun, teknolojiyi de doğru kullanarak ve doğru inovasyon, doğru ekiple sen gerçekten başlıyorsun onların arasında sivrilmeye. Bir gün dünyayı yöneten bir iş adamıyla sohbetteyim. Ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Buyurun dedim. Sen şahısken dedi, seninle şahıslar uğraşır dedi. Şirketleştiğinde seninle şirketler uğraşır dedi. Sonra daha büyük bir şirket olduğunda dedi, seninle daha büyük şirketler uğraşır dedi. Yani dedikodunu yaparlar, iftira atarlar, arkandan kuyunu kazarlar, açığını ararlar. Senin arana casus eleman gönderip seni inceleyip açığınla yok etmeye çalışırlar. Uluslararası şirket olduğunda seninle uluslararası şirketler uğraşır. Daha da büyüdüğünde seninle ülkeler dedi uğraşır dedi. Yani zirveye çıkarken dedi, yamaçtayken rüzgar tek taraflı eser dedi. Zirvede rüzgar her taraftan gelir dedi. O yüzden dedi acele etme ve yavaş yavaş ilerle. Bu konuda annem de bana şunu söylüyor. Ne en önde ol ne en geride kal dedi. En geride kalanı ezerler, en önde gideni taşlarlar. Bu bana çocukluğumdan beri annemle babamın nasihatı. Ve hiçbir zaman bir şeye acele etmiyorum. Yavaş da kalmıyorum. Ve akışa bırakmak da şu şekilde. Diyelim ki yarın bir projem varsa ya da benden 10 gün sonraya bir şey, bir cevap istiyorlarsa diyorum ki bana 1-2 gün mühlet verin. Çünkü eskiden mutluyken çok söz verirdim. Çok mutluyum. Yaparız tabii ki. Ama enerjim normale geldiğinde
hadi yahu söz mü verdik, yapacağız, mecbur. Sözünden de dönemiyorsun. Çok üzüntülüyken de ya da sinirliyken de karar alıyordum. Normale geldiğinde hadi yahu ben sinirliyken mi aldım bu kararı? Ama mecbursun şimdi. Arkasına duracaksın, zarar ettin çünkü. O yüzden çok öfkeli, çok neşeliyken söz vermem, öfkeliyken de karar almamaya gayret gösteriyorum ama içimdeki canavar aldırtmaya çalışıyor ki beni yoldan çıkarsın ve biraz daha oyalasın. Onun da farkındayım. Canavarı artık fark ettim içeridekini. Bu yüzden herkese diyorum ki bekleyin, bir sakinleşeyim. Yani çok coşkuluyken de dikkatliyim. Çok böyle tedirginken de dikkatliyim. Normal anlarımda karar alıyorum. Denge dersiniz. Denge de önemli zaten. Hatta son cümle olarak şunu alayım ben. Zamanımız doldu. Şimdilik son. Şunu ne olur bir seyircilerimize aktaralım. Gülmeyi de, eğlenceyi de, keyfi de ya da üzüntüyü de bir haftada tüketin demiştiniz bir gün. Bir sunum ve evet. Sırasında. Atölye çalışması sırasında. Bununla kapatalım bence. Şöyle biz... 10 sene boyunca bize doğum gününde hediye alan arkadaşımızın 10 sene bize aldığı hediyeyi ve mutluluğu çabuk unuturuz. 11. senede doğum günümüzü unutur, arkadaşı defterden silerek. Biz mutsuzluklarımızı dolu dolu yaşayan, mutluluğumuzu çabuk tüketen insanlarız. İşte Evren İlahi Dili Uyanış kitabında bunu yazdım. Artı ile eksiği yer değiştirmeyi, mutsuzluğu çabuk topraklamaya çalışıyorum. Mutluluğu da bir pasta gibi bölüştüre bölüştüre 20 dakikada tüketmek yerine, yani çok mutluyum, bana bir hediye geldi, haya yüpüyü deyip 10 dakika sonra gene böyle gezmek yerine, şükürler olsun, onu yaya yaya o enerjiyi devam ettirmeye gayret gösteriyorum. Ve şunu söyleyeyim, nefes alıyorsak önce bir şükretmek lazım, Allah'a bir teşekkür etmek lazım. Boş işlerle uğraşmayın, boş hayallerin peşinde gitmeyin, şu işlere dikkat edin. İşte buna gidiyoruz, çok kısa sürede zengin olup rahat edecek. Zengin olup rahat ettiğinde sınav başka yerden gelecek, dikkat et. Amaç zengin olup rahat edip güvenceye girmek değil. Amaç aşığın dediği gibi iki kapılı bir andayız. Birinci kapıdan girdi, ikinciden çıkacak. Aradaki mühlette ne üreteceksek bütünün hayrına olsun. Sizin söyleşiniz var birazdan. İmza. Evet, TÜYAP kitap var. Evet. Onun için ben sizi de çok tutmak istemiyorum. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza şifa sağlık. Olsun. Bundan sonraki programlarda tekrar sizi İnşallah. Konuk etmek isteriz. Onur duyarız gerçekten. Ben ayaklarınıza sağlık. Size ve ekibinize ve güzel elinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayatın akışında kalın, anda kalın, sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Her insanın hayatında 4 tane sağlam sınavı var. Sağlık, cesaret, bolluk ve ilişkiler. Seninki hangisi? Bolluk sınavı mı? Deli gibi çalışıyorsun, para bir türlü gelmiyor. Ya da para geliyor, vın diye gidiyor. Ya da ciddi bir nakit darlığı içinde misin? Ya da eskiden bolluk vardı, şimdi yok mu? Peki, kendi bolluk kapını açmak için kendine, ailene ve etrafındaki herkese faydalı olmak için ne yapman gerektiğini detaylı bir şekilde 4 sınav kitabında sizin için kaleme aldık. Temin etmek için tıklayın. Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes al. Affettim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk defa mı katılıyorsunuz? Bu dördüncü. Dördüncü. Nasıl buldunuz? Her zamanki gibi harika. Düşünceleriniz? Buraya belli bir mesaj için gelmişim. O mesajı aldım. Var mı? Kabul ettim. Peki. Şükürler olsun. Evet, mutlusunuz. Mutluyum. Tavsiye çünkü ediyorsunuz. Kesinlikle. Dostlarım geldi. Daha evet. Da mutlu oldum. Teşekkür ederim.
Hoş bulduk. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz efendim? Çok çok mutlu olduk. Kim gerçekten. Hayır, ben zaten takipçisiyim Bülent Bey'in. Bugün burada oldum. Çok son derece İstanbul'da gidip görmek istiyordum. Onu Allah buraya getirdi. Gerçekten dün gördüm ve bugün hemen koştum geldim. Çok da mutlu oldum. Kendisine de çok teşekkürlerimi ileteceğim şimdi. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Merhaba. Merhaba. İlk defa mı katılıyorsunuz? Evet, seminerimizi? Öğrencilerimle beraber. Ne kadar güzel. Öğretmen misiniz? Öğretmenim, evet. Nasıl buldunuz seminerimizi? WhatsApp'tan bana geldi. Evet. Farkındalık ve aile içi iletişim. Biz de Altın Ağa bölgesinde öğrencilerimiz olduğu için bu fırsatı kaçırmak istemedim. Onlarla birlikte geldim. Ve onlardan aldığım dönüşümlerle çok güzel geçtiğini, ya fark, bizim için çok önemliydi. Biz anlatıyoruz ama profesyonel bir insandan bunun anlatılması ve öğrencilerin bunu anlaması çok güzel bir duygu. Farkındalıkların arttığını düşünüyorum. Daha doğrusu hayattan hiçbir beklentileri yoktu öğrencilerimin. Evet. Birazcık beklentilerin olup hayata tutunduklarını düşünüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yani güzel bir seminerdi. Memnun olduk ve bilgilendirildik. Çok güzeldi. Memnun teşekkür kaldınız. Ediyorum. Çok memnun kaldım. Sürekli gelmeyi... Tabii ki. İnşallah. İnşallah. Tabii. Kaçırmamak istiyorum tabii ki bundan sonra. Oldu, rica ederim. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seminerimizi nasıl buldunuz? Çok beğendim. Açıkçası seyrettim diğer seminerleri. İlk defa katılıyorum ama diğer seminerlerini seyrettim. Kendim tavsiye ettim. Nereden? Benim arkadaşım, pardon, teyzemin kızı bana bu kitabı gönderdi. Okudum. Sağ olun. Kendim de kitapçıyım. Aldım. Arkadaşlarıma hediye ettim. Hatta bugün biraz fazla para ödedim ama yine aldım. İmza için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok da memnun kaldım. Allah nasip ederse atölye çalışmasına da gideceğim. Antalya'dan geldim bu arada. Çok Pamukkale'ye gidecektim. Burası nasip oldu. Çok mutluyum açıkçası. Çok da güzel şeyler öğrendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Sevgilerimize nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan katılıyorum. Yeni Mahalle'den. İlk defa katılıyorum. Kimin vasıtasıyla katıldınız? Bir arkadaşım kitabı tavsiye etmişti. Onunla kitap okudum. Şimdi internette de görünce bugün Ankara'da olduğunu gelmek istedim. Ne gibi duygular, düşünceler hayatınızda farklılıklar uyandırdı? Yani çok olumlu, güzel. Şu an bilmiyorum. Toparlı, heyecanlıyım. Sağ olsun. İnşallah. Güzel niyetler, güzel duygular. Çok hoş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seminerimize nereden katılıyorsunuz? Ankara. Ankara'dan. Ben sürekli geliyorum zaten. Hocamız geldiği zaman buraya hiç kaçırmam. Mutlaka gelirim. Ve çok rahatlatıyor tabii her zaman. Kimse tavsiye etmiyor. Ben kendim özellikle geldim. Duydum. İnternetten takip ettim. Memnunum çok. Çok rahatız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seminerimize nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan katılıyorum. Her seminerine geliyorum burada. Evet. Memnunum, çok memnunum. Kitaplarını da hep okuyorum ancak evden ikisini bulabildim. Kızımı uyandırmamak için odasına girmedim, öbürlerini almadım. Evet. Hoş geldiniz. Nasıl buluyorsunuz seminerimizi? Nereden katılıyorsunuz? Ben Kırşehir Kaman'dan geliyorum. Sırf bunun için geldim. Bütün kitaplarını okudum. YouTube'dan izliyordum sürekli. İlk defa katıldım. Çok memnun oldum. Evet. Çok seviyorum. İnşallah. Bütünün hayrına olur. Herkes gelsin isterim yani. Güzel. İnsanlık için. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Seminerimizde. Ben ilk kez katılıyorum. Daha önce kendim internette dolaşırken Bülent Bey'le tanıştım ben. Sonra sitesinin üyesi oldum. Sonra tüm böyle... Tavsiye ettiniz mi? Tabii ki tüm arkadaşlarıma. Ablamla geldik zaten o içeride. Duygularınız nasıl peki? Harika. Zaten ben her akşam sitesine bir göz atmadan, bir videosunu dinlemeden uyumuyorum. Harika bir şey. Harika gerçekten tanıştığım için, yolum çakıştığı için çok mutluyum. Teşekkürler Bülent Bey'e. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Buraya ilk defa mı katılıyorsunuz? İkinci defa. İkinci defa. Kim çok tavsiye etti size? Selma Hanım. Teşekkür ederim. Haberim yoktu. Aramıştı.
Memnun musunuz? Çok. Çok. Duygularınız, düşünceleriniz, çok güzel. Hayatınızdaki değişim. Vallahi çok mutlu oluyorum buraya. Neler hissediyorsunuz burada olmaktan? Vallahi çok hafif, böyle kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum. İyi ki de Selma Hanım haber vermiş. Teşekkür ederim kendisine. Ben teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ederim ayrıca. Teşekkür ediyorum. İyi seminerler. Hoş geldiniz. Dinliyorum. Hoş bulduk. Buyurun. Bülent Bey'in kendi özelliği. Evet, buyurun. Aynen. Dinliyorum. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Neler istersiniz? Neler hissediyorsunuz? İlk defa mı katıldınız? İlk defa geldik ve çok mutluyuz katıldığımızdan. Ağızlarına sağlık. Gelmeye çalışacağız valla. O kadar çiziyoruz. Teşekkürler. Size de kolay gelsin. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Seminerimize nereden katılıyorsunuz? Ankara Çayyolu'ndan. Harika, hoş geldiniz. Teşekkürler. Nereden efendim seminerimize? Bir yakın baldızımdan duydum. Evet, memnun, onlar, memnun kaldık şu anda geldiğimize. Hayatımızda, vallahi duygular böyle karışık, hani insanlar nasıl daha güzel bir duygu içerisine girmeye çalıştık. Evet. Eskileri böyle hatırlar gibi olduk. Evet, onları bayağı bir şey yaptık. Öyle yani. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Seminerimize nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan katılıyorum. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Yok, benim bu gelişim 5-6. oldu. Süper. Workshop'una da katıldım. Harika. Çok, neler hissediyorsunuz? Çok güzel. Böyle uçacak gibi oluyorum. İnsan kuş gibi oluyor seminerlerde. Kimlere tavsiye ediyorsunuz? Herkese. Kitapları da aldım götürüyorum. Süper. Harika. Sağ olsun efendim. İnşallah hepimize. Tekrar. Herkese tavsiye ederim. Herkes gelsin, kendini bulsun. Evet. Yani başka bir şey yok. Sağ olsun efendim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan katılıyorum. Ankara'dan. Evet. Kimin vasıtasıyla geldiniz efendim? Kim tavsiye etti? Nefes koçum ve daha öncesinde de kendim internetten karşılaşmıştım. Bu ikinci gelişim. Evet. Çok güzel bir enerjisi vardı. Tekrar burada olmayı istedim. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Merhaba, efendim. Hoş bulduk. Sizden de bir iki cümle alalım. Neler hissettiniz? Çok güzel. Ankara'dan. Kimin kız kardeşimin vasıtasıyla geldim. Aynen. Çok güzel bir ambiyanstı. Tabii ki kesinlikle ediyorum. Bir de şey, en çok hoşuma giden, soru sormadan sormak istediklerimin cevaplarını aldım. Evet, o çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ben internette gezinirken karşılaşmıştım, evet, Bülent Gardiyanoğlu'yla. O günden beri bir senedir takip ediyorum. Bu sefer de seminerini görünce arkadaşlara da, kardeşlerime de haber verdim. Katıldık. İnşallah faydalı olur hepimize. Tabii ki çok memnun kaldık. Tabii ki tavsiye ediyoruz. Okuyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk. Bülent hocamı ben Tevaf 2 olarak buldum. Yani hiç bilmiyordum ama Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunuyum ben. Bülent hocamızın da Kıbrıslı olması sebebiyle bir gün nefes çalışması arıyordum ve internette denk geldim. İyi ki de denk gelmişim. Bu ikinci çalışmasına, bir atölye çalışmasına katılmıştım. İkinci kez böyle halka açık bir yerde katılıyorum. Bülent hocamın da söylediği gibi bunların hepsini biliyoruz. Ben de yaşam koçluğu vesaire, NLP bir sürü eğitim alıyorum ama bunları hayata geçirmesi önemli olan. Yoksa herkes her şeyi biliyor. Önemli olan yapmak ve Bülent hocamdan o enerjiyi alıp gerçekten hayatınıza geçirebilme gücü veriyor insana. Çok teşekkür ediyorum ekibine, herkese. Gerçekten burada o sevgiyi, o enerjiyi hissediyoruz. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İlk defa katılıyorsunuz. İlk defa katılıyorum ama ben kendisini daha önceden de takip ediyordum. Ne kadar güzel. Duygularınız, düşünceleriniz? İyi geliyor insana. Harikaydı. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarıma, dostlarıma. Hep tavsiye ediyorum. Kitaplarını bir tane kitabımı okuyabildim ve tekrar şimdi kitabını daha alacağım. İnternet sitesinden daha çok videolarını takip ediyorum. İyi geliyor insana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biz de ilk defa mı katılıyorsunuz? Evet, ilk defa katılıyorum. Arkadaşım netten görmüş. Netten ulaşmış. Aynen. Eşiniz mi? Yok. Arkadaşınız.
hoş geldiniz. İlk kez katıldık, çok etkilendik. Zaten zaman zaman yaşam koçluğu dersleri, nefes egzersizleri mesleğimiz gereği alıyoruz. Evet. Ama çok ayrı bir enerjisi var. Bu illaki bizim mesleğimizde uygulamak için de bize ilham olacaktır yani. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey'e. Sizlere de emeğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Seminerimize ilk defa mı katılıyorsunuz? İlk katılıyorum. Kimin vasıtasıyla geldiniz? Kızım. Onun kitaplarını memnun okuyor. Memnun kaldım. Videolarını izliyoruz. Ben de yapıyorum. Güzel. Memnun kaldım. Hayır, biz İzmir'den geldik. Hoş geldin. İzmir'den nasıl çekim herhalde. Kesinlikle. Kızım üniversite kazandı. Hayırlı tekrardan. Olsun. Çalışıyor orman bölgede. Çankırı'ya geldik. Çankırı'dan buraya geldik şimdi. Hayırlı olsun. Haberiniz oldu. Çok tekrar güzel. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum ben de. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yerken yakaladım. İlk defa mı katılıyorsunuz? İlk defa katılıyorum. Kim vasıtasıyla geldiniz efendim? Arkadaşım. Daha önce gelmiş miydiniz? Süper. Beşinci semineriniz mi? Hayır. Seanslarına da katılmaya çalışıyorum. Nasıl? Memnunsunuz? Tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye ediyorum. Hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu bu seminerlerden sonra? Değişiklikler oldu gibi oluyor, olmuyor. Oldu gibi oluyor, olmuyor. Ben beceremiyorum herhalde. Peki, duygu ve düşüncelerimizin mi acaba bizde olan kısmını kontrol altında tutamıyoruz? Ben kendimi kontrol altına tutamıyorum herhalde. Çünkü dün Çorum'daydım, daha gelemeyecektim sırf bu seminer için. Dün atladım, geldim. İnşallah şifa olur, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Teşekkürler. Seminerimize nereden katılıyorsunuz? Ankara'dayım ben, burada oturuyorum. Evet. Nasıl buldunuz? Bülent Bey'i ben YouTube'da gördüm. YouTube'da. Ve bütün kitapları var ve seminerlerini şey yapıyorum, takip ediyorum. Valla çok heyecanlıydım, buraya geldim bugün. İyiyim gene. Çok güzel, çok güzel geçti. Evet. Cumartesi de gitmek isterdim ama çalışıyorum maalesef. Kısmet değilmiş. Keşke, inşallah. Teşekkür ediyorum ben de. Hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz? Ankara. İlk defa katılıyorum Bülent Bey. Dün internette tesadüf, aslında tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır. İnternette gördüm bugün kendimi ve hastaydım, yatıyordum. Ama her şekilde geldim. Çok da mutlu oldum. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok şey katacak. Kesinlikle. Dönüşme yolculuğunda olan kişilere özellikle, uyanışta olan kişilere çok şey katacak. Ben teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de Antalya'dan geliyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Kim tavsiye etti? Bana da kız kardeşim tavsiye etti. Beraber önce oldu. Biz atölye çalışmasına da katılacağız cumartesi günü. Sırf bu yüzden geldik Ankara'ya. Hatta annemizi de getirdik. Çok teşekkür ederim. Çok tavsiye ediyorum tabii ki. Evet, özellikle bu kitap benim hayatımı değiştirdi. Evren İlahi Dili, onu da okudum. Sıra Mucize Şifa kitabında bütün kitaplarını aldım. Evimde mevcut. Hepsini sırasıyla okuyacağım inşallah. Çok memnunum gerçekten. Herkese de tavsiye ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan katılıyorum. Kimin vasıtasıyla geldiniz efendim? Kendim internet üzerinde gezerken gördüm. Memnun kaldınız. Memnun kaldım. Çok güzeldi. Tavsiye ediyorum kitapları kesinlikle. Gördünüz mü daha kitapları önce? Kitapları da dün akşam internet üzerinde inceledim. Bugün de bir tanesini aldım, Evren İlahi Dili diye. İlk adımı attık, inşallah sonu da gelir. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Organizatörlere de teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Süperim. Teşekkür. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Geldiniz efendim. Ankara'da oturuyorum ben. Evet, Bülent Bey'i bekliyordum. Bir geçen aylarda yine oldu ama gelememiştim. Çok üzülmüştüm. Evet. Böyle aileme, arkadaşlarıma, herkese söyledim. Birkaç arkadaş gelebildik. Ve çok güzel geçti. Teşekkür ediyorum. Ağlayarak, gerçekten böyle duygulanarak. İnşallah şifa olur. Oğlum da çok duygulandı. Sen neler hissediyorsun? Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Var mı böyle aklında kalan, yapmak istediğin bir şey? Mutlu oldun mu? Aldım. Duygulandın mı? Ağladın hiç mi? Ağladın mı? Ne diyebilirsin? Senle konuşabilirsin. Evet. Neler hissediyorsun şu anda burada olmakta? Arkadaşlarına nasıl davranacaksın? Ne gibi farklılıklar olacak hayatında? Okula başladım. Okuma yazmayı öğreneceğim. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlarına tavsiye edecek misin burayı? Tamam. Hoşça kal. Başarılar, teşekkür ediyorum. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Nasıl buldunuz seminerimizi? Süper. Zaten kitaplarını takip ediyordum. Nasıl size geldiniz efendim? Ben öyle kendiliğimden internette öyle şey yaparken tesadüf oldu. Aylardır da takip ediyorum. Kitabını aldım. Bütün son kitabını da şimdi aldım. İmzalatacağım inşallah. Ya yani süfer 6. Öyle mi? 6. kitap, aynen. 6. kitabını aldım. Hatta bugün doğum günü torunumun, ona gidemedim. Maşallah, çok geçti. Anne, evet. Baban geldi. Anne. Maşallah, süper. Teşekkür ederim. Gerçekten. Onu hafta sonuna ertelediğimiz için İzmir'e yarın gideceğim inşallah. İnşallah. Bugün benim için öncelik şeydi. Bülent Bey'di. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Amin, amin. Cümlenize. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Seminerimize. Ben ilk defa katıldım. Öyle mi? Kuzenim önerdi. Süper. Daha önce birçok kişisel eğitim seminerine katıldım ama Bülent Bey'i gerçekten başarılı buldum. Başarılı buldum. Başarılı buldum. Ne gibi duygu, düşünce hissettirdi size? Hayatınızda ne gibi değişiklikler yaptı? Şöyle bir şey, son günlerde zaten zor zamanlar geçiriyorum bir vefatla ilgili olarak. Sizin geçenlerinizde de. Onu kabullenmeye çalışıyorum falan. Bugün Bülent Bey'in işte hem ilahi adalet, Allah kavramları içinde sığınmamız gerekliliği noktasında neler yapmamızla ilgili konuşmaları gerçekten çok hoşuma gitti. Hani ben de uzun zamandır bunun sorgusu içindeydim. Biliyorum, evet, sığınmam gerekiyor, kabullenmem gerekiyor ama bugün benim için bu anlamda bir adım oldu. Şifa teşekkür olsun. Ederim. Çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Çok faydalandım. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Olsun. Teşekkür hoşça ederim. Kalın. Hoşça kalın. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Hoş buldum. Seminerimize nereden katılıyorsunuz? Ben Ankaralıyım. Ankara'dan katılıyorum. Bir arkadaşım iki tam bir tek kitabını tavsiye etti. Ondan sonra cidden hayatım değişti. Zaten bu tür bir süreçten geçip bu kitabı almam hem benim için çok verimli oldu. Sonrasında Bülent Bey'le tanışma fırsatım oldu. Ve kitaplarıyla birlikte gerçekten hayatım değişti diyebilirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Buraya gelince çok daha iyi oluyorum. Harika. Süper. İnşallah. Güzel bilgileri. Seminerimizi nasıl buldunuz? Semineri her seferinde çok beğenerek geliyorum. Her seferinde de gelirim. Bu 5. gelişim. Kimin vasıtasıyla? Kitabı önermişti bana komşum. Ötelemiştim bir sene kadar. Sonra bir başladım okumaya. Kısmet o zamanmış. Sonra bundan 2 seminer öncesinde Rana Hoca'yı tanıtmıştı Bülent Bey. Bir sonraki seminerde de artık yoruldum, bana yardım edin dedi ve ben ondan sonra Rana Kaplan'dan ders almaya başlamıştım. O hayatıma girdi. Çok güzel. Memnunum, çok memnunum. Yani bütüne inşallah şifa olsun. Hayatımda ne gibi değişiklikler oldu? Doğru nefes almayı öğrendim. İnsanlara doğru yardım etmeyi öğrendim. Hani biraz polyanlacılık yönüm vardı ama disiplinli yardım etmeyi öğrendim. O çok güzel bir şey. Çok da memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Şifası bol olsun inşallah. İnşallah. İyiliğimi arttırsın. Hepimizin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür neler ederim. Neler hissediyorsunuz? Burada olmak nasıl ya, bir hafiflemiş hissediyorum kendimi. Çok vasıtasıyla çok geldiniz? Mutluyum. Ben aşağı yukarı 6 aydır falan internetten bütün yazılarını, bütün seminerlerini ve çok istiyordum. Evet. Çünkü geçen yıl mı, bir yıl oldu mu bilmiyorum, Ankara seminerine katılamadım. Hem ücretliydi hem de böyle tek başıma nasip olmadı, gelemedim. Çok istemiştim, nasip oldu. Doğru, nasip oldu, çok iyi ettim diyorum. Yani çok mutluyum. Şimdi bütün setini alacağım inşallah. Hayırlı olsun. Yani bana çok iyi geleceğini, yani birçok şeyi, arızalarım düzeleceğine inanıyorum. İnşallah. Bugün daha çok inandım. İnşallah. Sizin sayesinde. Kolay gelsin. Ben de arkadaşımın tavsiyesi üzerine internetten incelemelerde bulundum. Dün akşam tanıştım Bülent Bey'le. Yani internet sitesinde. Ya sabah saat 4'e kadar ortalama bütün şeyleri inceledim yani diyelim. Face'inden, Instagram'dan vesaire gibi bir iletişim alanından inceledim ve kendimi burada buldum. Herkesi bekliyorum. Kesinlikle. Sağ ol, geldin. Tekrar hoş geldiniz arabada. Hayırlı olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, sağ ol. Sizler de iyisiniz. Güzel, çok güzel bir duygu. Size? Yani hayatın koşuşturması içerisinde
böyle ertelediğimiz, ötelediğimiz çoğu şeylerin farkına varmamızı birazcık. Farkına vararak yaşamamızı. Yani zaten hani bildiğimiz şeylerin biraz daha böyle yani biraz hayatımızı yavaşlatmamızı gerektiğimizi, hani maneviyata da birazcık önem vermemizi gerekli olduğunu bize hatırlattı. Dur dedi daha doğrusu bize. Dur yolcu dedi. Ya tabii ki. Tabii çok memnun kaldık. Çok teşekkürler. Yüreğine sağlık diyorum ben hocamızın. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Ay ben İzmir'den geliyorum. Hoş geldiniz. Gerçi Bülent, nasıl bir duygu burada olmak? Valla çok heyecanlıyız. Çok ağladık. Annemiz yok, babamız yok, eşim yok. Bülent Bey konuştu, ağladık, coştuk. Hem de nasıl? Valla daha fazla konuşamam. Çok duygusal. Şu anda duygu yine öyle oldum. Evet. Bülent Bey'i gerçekten çok sevdik. Allah ondan bin kere razı olsun. Kimin vasıtasıyla geldiniz? Nereden duydunuz? Ben geçen seneden beri takip ediyorum ben gerçi de. Yeğenimiz çok ilgili bu konularla. Hoş bulduk. Bu arada ben İstanbul'dan geliyorum. Halam İzmir'den geliyor. Özellikle giriş tarihlerimizi hani seminerin tarihleriyle beraber denkleştirdik. O şekilde. Bülent Bey'in kitaplarını, seminerlerini, videolarını herkese tavsiye ediyorum. Çünkü hani yaşadığımız hayattaki hani o enerji akışını, ne ekersen onu biçersin, ne verirsen o gelirsin. Hani bu al-ver döngüsünün hani çok iyi anlaşılması gerekiyor. Çünkü insanlar anlamlandıramadıkları için, anlamadıkları için hani bir cenderede kalıyorlar, sıkışıyorlar, sıkılıyorlar. Bunlar yani çözüm yolu bulamıyorlar. Bu enerji akışını anlamak çok önemli. Bülent Bey bunu çok iyi anlatıyor. Ben de herkese tavsiye ediyorum. Elimden geldiğince. İnşallah herkese nasip olsun, gelsin buralara. Çok teşekkür ederiz. Hepinizin de eline emeğine sağlık. Çok güzel, çok değişik, farklı. Ben çocuklarıma yaklaşımım olsun, eşime yaklaşımım olsun. Çok şeyler öğrendim. Allah razı olsun hepinizden. Çok sağ olun. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben Ankara'da oturuyorum. Bülent Bey'i sosyal medyadan takip ediyorum. Uzunca bir süredir takip ediyorum. Nasıl? Duygu ve düşünceleriniz? Mutluyum. Zaten kendisini takip ederek hayatıma yön veriyorum. Tabii ki mutluyum. Kendisine sağ olun. Hepimize şifa olsun. Kendisini görmek ve bu ortamda bu güzellikleri yaşamak mutlu etti. Bilmiyorum. Gene olursa gene gelirim. İnşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Kimin vasıtasıyla geldiniz? Kim tavsiye etti? Vallahi ben internet aracılığıyla karşılaştım Bülent hocamla. Hala da arkasındayım. 5 yıldır. Evet. Öğrencisiyiz inşallah. Süper. Tavsiye ediyorum. Dilek Hanım tanıyor zaten. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kelime konuşabiliriz. Bülent Hoca'yı seviyoruz yani. Takipteyiz sürekli. Öyle. Devam ediyorum yani çalışmalara. Tabii ki de memnunuz. İnternetten arkadaşlarımızın vasıtasıyla. Tabii ki de tavsiye ederim. Kitapları okudunuz mu? Evet, okudum. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan. Ankara'dan. Evet. Memnun kaldınız. Kimin vasıtasıyla çok memnun kaldım. Çankaya Hanımlar Lokali'ne gidiyorum. Evet. Orada takip ettim. Hiç tanımıyordum. Tanımadığım için de çok ayıflandım. Evet. Çok mutlu oldum bugün geldiğim için. Yani gelemeyecek gibiydim. Herhalde hocanın duaları tutmuş. Geldim. Çok mutlu oldum. İlk kitabıyla da başlayacağım inşallah. Kişisel gelişim her zaman için benim çok dikkatimi çeker. Çok ilgileniyorum. Seviyorum. Memnun kaldım. Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Nereden katılıyorsunuz? Ankara'dayım. Memnun kaldınız mı? Kimin vasıtasıyla geldiniz? Çok memnun kaldım. Ben daha önce de gelmiştim. Atölye çalışmasına da katılmıştım. Teşekkür ederim. Tekrar geliyorum. Hayatımın çok değiştiğine inanıyorum. Güzel yani. Seviyoruz. Ya ben çocuklarımı bile yönlendirmek istiyorum ama işleri gereği, okul gereği olmadı. Ama inşallah bir dahaki sefere çocuklarımla birlikte gelmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? Ankara'da yaşıyorum. Nereden duydunuz Bülent Bey'i? Ben internetten takip ediyordum. İlk seminerine katıldım. Evet ve çok beğendim. Kesinlikle çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, tavsiye ediyorsunuz. Evet, kitaplarını okumuştum. Okumaya devam edeceğim ve imzalatacağım inşallah. Aynen, devam etmeye çalışacağım tüm seminerlerine. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Düşüncelerinizi alalım. İsmim Gaye Naz Balaban. Bülent Hoca'nın bütün Ankara seminerlerine katıldım. Bütün kitaplarını okudum. Söylediği her şeyi birebir uyguladım. Şu anda da Bülent Hoca'nın seminerlerinin sonucum, canlı örneğim.
aile hayatımda, iş hayatımda her şey birebir değişti. Şu an çalışıyorum, kendi ayaklarımın üstündeyim, ailede huzur var, çocuğum mutlu, herkes mutlu olduğu işinde. Bülent Hoca'yı seviyoruz, biz hakkımızı helal ediyoruz, Bülent Hoca da hakkını helal etsin. Hoş bulduk, teşekkürler, sağ olun. Asıl tavsiye eden ablamız bu Dilek abla, biz onunla aslında tanışmaya başlamıştık, hem kitapları olsun. Hem de Bülent hocamız olsun, onunla tanışmaya başladık ve ilk defa ben geliyorum seminerine. Nasıl buldunuz? Ben ne gibi çok değişiklikler hayatınızda olacak? Zaten bir kitabını okumuştum. Evet. O kitap çok iyi geldi bana ve onu uygulamaya başladım. Farkındalıklarım arttı ve şimdi kendisini de seyrettim, izledim. Gerçekten bir rahatladım, yani içim bir şifa oldu gerçekten. Çok güzel. Ve herkese de tavsiye ederim. Gerçekten bunları bilmeleri gerekiyor, öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Araştırma yönümüz de daha çok arttı aslında bununla ilgili olarak. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şifa olsun. İnşallah. Ben de Ankara'dan katılıyorum. Daha önce de geldim. Bu 6-7. Kez gelişim. Biraz ara verdiği için hocamız hep dua ediyordum ve sonunda geldi. Çok mutluyum bugün de yeniden onu dinlemekten. Her şey hayatımda olumlu dönerken ben bir arızaya tekrar girdim. Evet. Ve bugün inşallah daha güzel farkındalıklarım bir kez daha arttı. İnşallah hocamızın sık sık bizimle olması, evet inşallah niyet ediyoruz. Öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de sevgiyle kalın. Sağ olun. Hoş buldum. Nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan. İlk defa mı katılıyorsunuz? Evet, ilk defa nasıl katılıyorum. Nasıl burada olmak? Bülent Bey'i... Çok güzel. Çok güzel enerji aldım. Şeyde gördüm ben zaten, Instagram'da gördüm, internette gördüm. Yani zaten biliyordum, duymuştum. Evet. Nasıl bir değişiklik oldu hayatımda? Neler değişecek? İnşallah şimdi çıktıktan sonra göreceğim, inşallah güzel şeyler olacak. Olumlu enerjilerle güzel, çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Amin inşallah. Herkese, gelen herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sizden de bir iki cümle alalım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katıldınız seminerimize? Ben de Ankara'dan katıldım. Ben de sosyal medyada gördüm. Instagram'da gördüm. Evet. Orada beğenen arkadaşlardan. Çok memnun oldum. Yani geldiğime, katıldığıma, uzun zamandır şükretmediğimi hatırladım. Onu en çok üzerine basarak, yani tekrar tekrar şükretmemiz gerektiğini öğrendim. Çok değerli bir hoca gerçekten. Dinlediğime, katıldığıma tekrar tekrar çok mutlu oldum. Biz teşekkür ediyoruz. Şifa olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Benim bir arkadaşım vardı. 2 seneden beri takip ediyoruz hocayı. Evet. Geçen sene gelemedik. Bu sene denk geldi. Geldik. Çok memnun. Burada olmak nasıl bir duygu? Yani çok mutluyum. Evet, herkese tavsiye ediyorum. Evet. Çok mutluyum yani. Şifa. Geldiğim için şifalı oldu inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz.